Günlük Theta Healing Meditasyonu. Var olan her şey yaradana bağlı olma pratiği kazanmak için bu günlük meditasyonu kullanın. Bu enerjiyi ne kadar uzun süre tutarsanız hayatınızda güzel şeyler yaratmak sizin için o kadar kolay olur. Dünyanın merkezindeki enerjinin ayağınızın altından girip başınıza doğru çıktığını ve oradan da güzel bir ışık topu şeklinde alanınızın yukarısına ilerlediğini hayal edin. Tüm varoluş seviyelerini geçerek doğrudan 7. seviyeye gidiyorsunuz ve bir anda oradasınız. 7. seviyeye vardığınızda sizi çevreleyen ışık topu kayboluyor ve Yaradan'ın enerjisi sizi siz yapan her bir molekül ve atomu sarıyor. Ve siz her şeyi Yaradan'ın sevgisinde eriyene kadar bu böyle devam ediyor. Burada korku yoktur. Siz sadece bu enerjinin her şeyin içinde ilerlediğini hafifçe hissediyorsunuz. Her şeyin ve herkesin bir parçası olduğunuzu fark ediyorsunuz. Bu enerjide yaratmak kolay çünkü siz var olan herkesin ve her şeyin bir parçası olduğunuzu fark ediyorsunuz. Sizi sarmalayan enerjiyi hissedebiliyorsunuz ve bunu fark ettiğinizde bedeniniz mükemmel dengeye ulaşıyor. Şimdi hayatınızda ne istediğinizi düşünme zamanı. Onun şu an hali hazırda hayatınızda olduğunu ve sizin de onun bir parçası olduğunuzu hayal edin. Derin bir nefes alın. Ve Yaradan'la tamamen bağlantılı olduğunuzu hissederek gözlerinizi açın. Burası sizin Yaradan'la bağlı olduğunuz yer. Ve bu hisle hayatınızdaki sonuçları ve enerjiyi değiştirebilirsiniz. Bu, Yaradan'a yükselmedir. Bu kitap boyunca var olan her şeyin yaratıcısına gitme yolu bu olacaktır. Okuma. Artık bu tekniğe ilişkin gerekli temel bilgiye sahip olduğunuza göre okuma için tüm bu parçaları bir araya getirebiliriz. Anlamanız gereken en önemli kısım size öğrettiğim her şeyi yapmak için gereken beceriye sizin de sahip olduğunuzdur. Alıştırma yaparak herkes bu beceriye sahip olabilir. Herhangi biri bunu yapabilir. Bu kitapta tartışılan kavramların gerçek olduğunu lütfen aklınızda tutun. Bunlar işe yarıyor ve işe yaramasının nedeni de sizin var olan her şeyin yaratıcısıyla bağlantıya geçme imkanı veren beyin dalgasına ulaşıyor olmanızdır. Belki de size şu anda bu bilgilerin sadece hatırlandığını söylemeliyim. Çünkü bir seviyede siz zaten bu bilgilere aşinasınız. Hatırlayın, biz doğal olarak kutsalız ve kutsallığımızın kaynağı da Tanrı'nın kutsal algısıdır. Okuma yaparken veya bu teknikleri kullanırken sahip olmamız gereken en önemli şey Tanrı inancıdır. Hangi inanç sistemine bağlı olduğunuz önemli değildir. Önemli olan bu inanç sisteminin size karşı işlemiyor olması, işinize yarıyor olmasıdır. Biz şu gerçeğe bağlı kalmalıyız. Hepimiz bütüne bağlıyız. Bu çalışmayı yaparken bu bütünlüğe, eksiksizliğe, Tanrı'ya sesleniriz. Bir insanın bedeninin içindeyken, sessizce ve nazikçe etrafa bakarken, siz kehanet veya şifa denen durumdasınız. Siz bu durumdayken gerçeği görme yeteneğine sahipsinizdir. Konuştuğunuzda ve karşınızdaki insana ne gördüğünüzü anlattığınızda beyin dalgalarınız beta'ya geri dönmeye başlar. Yüksek sesle konuştuğunuzda beyin dalgalarınız beta'ya dönse de tekrar sessiz olduğunuzda teta'ya dönersiniz. Bu işlem zihne bir emirle beta'dan alfa ve teta'ya, ardından teta'dan alfa'ya ve beta'ya otomatik olarak geçmeyi öğrenir.
Okuma emri verme genellikle alıcıyı da uygulayıcı ile birlikte teta durumuna getirir. Sınıf ortamında emir işlemini yüksek sesle yaparım ve ardından da sessizce düşünce şeklinde yapar ve beyin dalgalarımı tetaya döndürürüm. Ardından karşımdaki kişinin alanına indiğimi hayal edip öğrencimin yaptığı işi gözlemlerim. Yapılan şey bir saniyenin çok küçük bir bölümünde gerçekleşir ama yine de siz bu zaman aralığı içinde teta dalgasında olmak durumundasınız. Dolayısıyla konuşmayın. Sadece izleyin ve dinleyin. Böylece en harika şeylere tanıklık edeceksinizdir. Yapı. Okumanın yapısı basittir. Kalp çakrasından başlayın. Enerjinizi aşağı, toprağa gönderin. Çakraları açmak ve kundalini yaratmak için enerjinizi tekrar bedeninize getirin. Enerjinizi yukarıya gönderip taht çakranızdan çıkarın. Sizi yaradana götüren yol haritasını izleyip varoluşun tüm seviyelerinden geçin. Varoluşun 7. seviyesine geçin ve her şeyin yaratıcısına bağlanın. Okumaya tanıklık etmek için emir verin. Kişinin alanına gidin. Okumaya tanıklık edin. Bitirdiğinizde enerjinizi geri getirin ve kendinizi durulayın. Ardından kendinizi dünyaya topraklayın. Ve son olarak da enerjinizi bedeninize geri getirin. Bir okumayı veya şifayı tamamladıktan sonra diğer kişiden arta kalan hafıza olarak kalıklar almış olabileceksiniz. Ağrılar, acılar ve duysal yüklerden kaçınmak için bilincinizi temizlediğinizi hayalinizle canlandırmanız önemlidir. Bunu yapabilmenin iki yolundan biri, bilincinizle beraber kendi alanınıza döndüğünüzde beyaz bir ışıkta veya temiz bir suda durulanmaktır. İkincisi ise durulanmak için yeniden varoluşun 7. seviyesine gitmektir. 7. seviyeyle bağlandığınızda bilinciniz temizlenir ve gözlerinizi huzurla açabilirsiniz. Bu spiritüel arınmadır ve işlemden ayrılmadır.